Bu videoda ondalık sayılarda toplama işlemleri için yaklaşık sonuçlar bulacağız. Burada ilk olarak 12,93 artı 6,1 işlemi verilmiş. Eşittir işareti yerine yaklaşık olarak eşittir işaretini koymuşlar. Evet, burada gördüğünüz eşittire benzeyen bu dalgalı işaret yaklaşık olarak eşittir işareti. Her zaman olduğu gibi şimdi hemen videoyu durdurun ve bu toplama işleminin yaklaşık sonucunun ne olduğunu bulmaya çalışın. Evet, hadi bakalım şimdi birlikte yapalım. Bu işlemin kesin sonucunu işlemi yaparak bulabiliriz ama amacımız yaklaşık bir sonuç bulmak olduğu için işlemi aklımızdan yaparken kullandığımız yöntemleri uygulayalım. 12,93 13'e çok yakın bir sayıdır. Öyle değil mi? 6,1 ise 6'dan biraz büyük olan ama sonuçta ona çok yakın bir sayı. Bu sayıyı yuvarladığımda 13, bu sayıyı yuvarladığımda da 6 elde etmem güzel bir rastlantı oldu. Çünkü bu sayede sayıların hem aşağı hem yukarı yuvarlanabileceğini görmüş oldunuz. Yani 13'e ulaşmak için sayıyı %7 artırarak yukarı yuvarladık, 6'ya ulaşmak içinse sayıdan onda bir çıkararak aşağı yuvarladık. Birini aşağı birini de yukarı yuvarladığımız için, muhtemelen toplama işlemini yaptığımızda, kesin sonuca çok yakın bir sonuç bulabileceğiz. 13 artı 6, 19 eder ve şanslıyız ki seçenekler arasında var. Bu toplama işleminin sonucu konusunda farklı şekillerde de tahmin yürütebilirsiniz. Yani eğer daha yakın bir tahmin yapmak isterseniz, bunu 12,9'a yuvarlarsınız ve 6,1 ile topladığınızda 12 artı 6, 18 eder. 9 onda birlik artı 1 onda birlikte 1, 1 tam ettiği için sonuç olarak 18 artı 1'den cevabı 19 buluruz. Ve gördüğünüz gibi yine 19 elde ettik. Hadi bir tane daha yapalım. Burada da 5,1 artı 4,91 işlemi var yine yaklaşık olarak bir sonuç bulmamız isteniyor. Videoyu durdurun ve bu sonucun ne olduğunu bulmaya çalışın. Yalnız yaklaşık değer istendiği için kağıt kalem kullanmayın, olur mu? Bunda da az önce kullandığımız yöntemi uygulayacağım. 5,1, 5'ten çok az büyük olan 5'e çok yakın bir sayı. 4,91 de yaklaşık olarak 5'e eşittir diyebiliriz. Evet, bu iki sayıyı da en yakın tam sayıya yuvarladığımızda toplamları 10 eder. Yuvarlarken bu sayıyı küçülttüğümüz, bu sayıyı da büyüttüğümüz için bu sonuç gerçek sonuca epey yakın olmalı. Yuvarlarken iki sayının da küçüldüğü ya da büyüdüğü durumlarda kesin sonuçtan daha fazla uzaklaşacağımız için cevap verirken daha dikkatli olmalısınız. Şimdi geçelim son örneğimize. Videoyu durdurun ve bu toplama işleminin yaklaşık sonucunu kendi kendinize bulmaya çalışın. Burada da aynı şeyi yapıp bunları en yakın tam sayılara yuvarlayalım. Bu sayının 3'e, bunun da 6'ya yakın olduğunu düşünebiliriz. Yuvarladığımızda sayılardan biri büyüyüp biri küçüldüğü için yine kesin sonuca yakın bir sonuç elde edeceğiz. İlk sayıdan %14 çıkarıyoruz. İkinci sayıya da yüzde 8 ekliyoruz ve evet sonuçta bu sayı 3'e, bu sayı da 6'ya yakın olduğu için topladığımızda ulaştığımız yaklaşık değer de 9 olur. Bu durumda 9'u işaretleyebiliriz. Eğer şıklardan gitmek isterseniz 3 artı 5 8 ettiği için 7 zaten doğru olamaz. Tabii sayıların ondalık kısmında bir de 14 yüzde birlik artı 92 yüzde birlik var ve bunların toplamı da 1 bir tamdan biraz fazla olduğu için kesin cevabın 9'dan biraz daha fazla olacağını tahmin edebiliyoruz. Bu durumda sorumuzdaki doğru cevap 9 olmalı. Kısacası doğru bir tahmin yaptığımızı söyleyebilirim.